Son zamanlarda çok fazla gündem olmuş. Birçok işçinin aklını kurcalayan banka promosyonu ile ilgili bir açıklama yapmak istedik. Banka promosyonu nedir? Banka promosyonu, bankaların kendi mevduatlarında büyük miktarda para toplanabilmesi için, tek seferde ödeme alabilmesi için, onun haricinde bankasının kişi, şahıslar tarafından kullanımını, yani kredi olarak, özel olarak, bireysel olarak kullanımını arttırabilmesi için anlaşma yaptığı kişilere verdiği bir tür ikramiye türünde bir promosyondur. Banka promosyonu genelde bizim karşılaştığımız tabii ki hani emeklilerde vesaire gibi en fazla da işçiler üzerinde işveren ile bankanın anlaşması sonucunda yatırılan bir işçi başına, kişi başına belli bir meblağ miktarda anlaşılarak yapılan kendi bankasını kullanma taahhütüyle belli bir süre olabilir, belli bir meblağda olabilir. Bu taahhütlerle beraber kullanılması üzerine yani işverenlere ödenen bir promosyon. En çok sorulan soru tabii ki buna dair banka promosyonunu kimler alabilir, neler alabilir, kim talep edebilir, miktarı neye göre alabilir? Öncelikle banka promosyonuna dair mevzuatta hani genel olarak iş hukuku da buna dahil, iş kanunu da buna dahil, sendikalar kanunu da buna dahil doğrudan bir yasal düzenleme bulunmamakta. Sadece memurlar adına çıkmış, 2007 yılında ilk seferi çıkmış olan bir başbakanlık genelgesi bulunuyor. Bu başbakanlık genelgesinde 2007'deki ilk halinde bankalarla yapılan anlaşma sonucunda ödenecek olan promosyonun 1 bölü 3'ünün personel giderlerine harcanacağına dair bir düzenleme çıkıyor. 2010 yılında bir değişikliğe uğruyor ve bu promosyonun tamamının personele ödeneceğine dair bir genelge. Elimizdeki tek mevzuat bu yönde. Özel sektörde çalışan, memur olmayan, kamu hizmetinde çalışmayan kişiler içinse herhangi bir yasal düzenleme bulunmamakta. Ama tabii ki de bu banka promosyon işi Yargıtay'a taşınmış vaziyettedir. Yargıtay bu yönde aslında aleyhe kararları diyebileceğimiz kararlar vardır. Yani ne olmuştur? Banka promosyonu talep etme konusunda Yargıtay'a taşınan hatta güncel tarih 2021 tarihli kararlarında demiştir ki eğer bir sözleşmede, toplu iş sözleşmesinde ya da iş yeri uygulaması halinde bir banka promosyonu ödemesi yoksa, memur da değilse bu kişi, bir kamuda çalışanı değilse eğer banka promosyonu talep etmesinin bir yöntemi, yolu yoktur diye bir güncel karar vermiştir. Ama Yargıtay tabii ki de bizim de çıkaracağımız mevzuattan çıkaracağımız sonuç neticesinde, genel iş hukuku kuralları neticesinde ona paralel kararları da vardır. Nedir bu karar? Eğer iş yerinde bir iş uygulaması halinde banka promosyonu ödeniyorsa ya da İşçinin bireysel yani işverenle yaptığı iş sözleşmesinde banka promosyona dair işçiye ödenmesine dair bir madde varsa ve en yaygın görünüşü olarak da toplu iş sözleşmesinde bir banka promosyonunun işçiye ödeneceğine dair madde bulunuyorsa bundan dolayı işçinin her türlü yasal hukuki hakkını talep edip hani yargı yollarını, hukuk yollarını kullanıp bu alacağını alma, talep etme imkanı bulunduğunu söylüyor. Yani netice olarak özel sektörde memur olmayan çalışan biri için eğer sözleşmesinde yoksa, toplu iş sözleşmesinde yoksa ve bir iş yeri uygulaması haline almış bir uygulama yoksa banka promosyonu talep etmesinin hukuki bir yöntemi kapatmış durumda. Hani Yargıtay kararladı bunu ve mevzuattaki boşluk bunu gösterir niteliktedir. Yani nasıl işçi bunu talep edebilir? Bir buradaki tabii ki eksiklik çok bakidir. Çünkü böyle bir banka promosyonu gibi uygulamanın olması sonuçta işçinin ücretlerinin bankaya, ücretlerinin vesaire alacaklarının bankaya ödenmesine zorunluluğundan kaynaklanmış bir ortaya çıkmış doğmuş bir promosyondur. Hani o da nedir? 2009 yılında ilk defa çıkan 10 ve daha üzeri işçi çalıştıran iş yerlerindeki ödemelerin banka aracılığıyla yapılacağına dair çıkan madde ve 2016'da da bu 5 işçiye düşürülerek 5 ve üzerinde işçi çalıştıran iş yerlerinin ödemelerini, ücretlerini vesaire alacakların banka aracılığıyla yapılacağına dair çıkan maddesi neticesinde banka promosyonu verilmesinin, bankalardan işverenlere verilmesinin yolu açılmıştır. Yani netice olarak bu banka promosyonu dediğim şey işçilerin aldığı ücretlerden kaynaklı, işçinin o bankaya maaşını yatırmasından, işçinin o bankayı kullanması, hani sadece maaş genelde görülen nedir? Bankaya işçi parası eğer oradan bir maaş alıyorsa işçi o bankanın kredi kartını kullanır. İşçi o bankadan kredi çeker. İşçi kendi bireysel ticari işlerini o bankaya taşır. O bankada yapar. Sonuçta işçinin yaptığı eylemlerden, işçi lehine getirilmiş bir düzenlemeden bir bankanın çıkarı oluyor.
Bu ortaya çıkan çıkarı işçinin değil de işverenin kendi cebine alması, kendisini kullanması tabii ki de meşru bir yöntem değildir. Hukuk yolları şu anda kapalı gözükmekte ama tabii ki de bunun bir meşru talep olarak, bir yasal düzenleme talebi olarak ya da her iş yerinde çalışanların, toplu her sektörde çalışanların bunu bir talep haline getirip ister fiili meşru yöntemlerle işverenden talep etmesi, ister toplu iş sözleşmesine katması, ister sözleşmesinde, bireysel sözleşmesinde dayatması ya da uygulama haline gelmiş bir şeyi zaten hani onun yolu açık. Onları başka bir fabrikada uygulama vardır. Aynı sektörün başka yerlerinde, başka bölgelerde, başka havzalarda buna dair uygulama vardır. Kendi bölgesinde, yerinde, iş yerinde de bunu talep etmesi tabii ki de hukuken açıktır. Ama tabii ki de bunda birinci öncelik yapılması gereken bu hukuki boşluğu doldurup hani buna dair bir kanun tasarı çıkarıp bu işçinin banka kullanımından, bankadaki parasından kaynaklı işverenin elde ettiği kazancın işçiye verilmesidir. Banka promosyonunun mantığı budur. Yani banka promosyonu miktarlarına dair de sorular geliyor. Hani onda da tabii ki şu anda bir bankalar arasında rekabet, hani şu son zamanlarda daha çok da gördüğümüz gibi yaygın bir rekabet var. Bu rekabet sonucunda bir sözleşme, tabii ki de bu banka promosyonu dediğimiz şey, birbirleriyle daha yükseğini alabilir, işçiler bu konuda talep verebilir. Eğer hukuk düzeninde ne yapılabilir? Halihazırda bir banka promosyonu alıyorsa ve artık bu diğer bankalarla çok düşük bir meblağda ya da artık günümüzde enflasyon sebebiyle çok düşük bir meblağ kalırsa hukukun genel özel hukuk mantığıyla uyarlama sözleşmesi, uyarlama imkanları var. Sözleşmenin yeni koşullara göre uyarlanması. Bunun gibi hukuki yollarda başvurulur. Ama şu anda zaten bankalar da hani buna gayet rekabet içerisinde. Hani en azından işçinin bunda da söz sahibi olması, bu sürece katılması, alıyorsa dahi arttırılması yönünde bu taleplerin yükseltilmesi gerekmekte. Toplu iş sözleşmelerinde zaten hani ilk konulacak şahsımca, kanaatimce de zaten maddelerden bir, yani ikramiyeler şeylerin yanında banka promosyonudur. Çünkü en basit şekilde, en yalın şekilde gerçekten işçinin hak etmiş olduğu, işçinin cebine koyması gereken bir parayken işverenin cebine giden bir para. Dediğim gibi hani en yalın tabirle anasının ak sütü gibi helalidir işçinin.